buçuk lira kime et ya Tayyip? Yeme o paralara Tayyip, yeme. Haram zıkkım olsun çoluk çocuğum. Ablam Tayyip'e niye bu kadar öfkelisin? Öfkeliyim. Ülkenin halini görüyor musun sen? Her yerini sattı. Bütün parmaları. Geçiremiyorsun değil mi ablam? Geçiremiyorum. Açım. Diyorlar ki. Açım. Yol yaptı. Ablam bir umudun var mı? Ne yol yaptı ha? Yol yaptı, köprü yaptı, baraj yaptı diyorlar. Hani? Geçer. Bak gecede bir zam mı yapıyor? Gecede bir zam. Ayağım zıkkıyorlar. Konuşamıyoruz. Susan Türkiye'yi. Susan Türkiye'yiz daha. Çok konuşacak şeyler var ama biliyorsunuz hemen tıkıyorlar içeri. Tıkıyorlar içeri. Her yaptıkları, ya bir şey yaptık dedilerimizin altında hepsinde onların kazancı var. Ne yaptılarsa bilgisayar dağıttılar var. Tablet dağıttılar var. Çocuklara dağıtılanların. Hem de Sayıştay şeyli, Sayıştay raporlu. Ama konuşamıyor kimse. Kitaplarını okuyorum ben. Sayıştay raporlu. Ne yolsuzluklar var? Ne yolsuzluklar var? Hadi beni atın. Atın beni içeriye. Yok mu hanımefendi muhalefet partileri? Nasıl? Muhalefet partileri yok mu sizin bu söylediklerinizi dinlendirecek? Muhalefet partileri yok mu? Ben vatandaş olaraktan, ben hiçbir zaman ne ağayım, ne beyim, ne ceyim. Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Ben bir şey demiyorum. Benim fikrinize bir şey demiyorum ama muhalefet partileri yok mu? Ben 75 yaşındayım. Tamam. 75 yaşındayım. Ben konuşuyorum, gençlerimiz konuşuyor. Bunları dinlendirecek ya, dur, ben muhalefet konuşuyorum. Partileri yok mu? Onu soruyorum ben. Gençlerimizin konuşuyor. Dur bir dakika. Çok... Gençlerimizin konuşması gereken yerde ben konuşuyorum. Ben şey yapmışım ki burada ne kadar yaşayacağım ki yaşayacağım kadar. Ama torunlarım, çoluklarım, çocuklarım, ben onlar için mücadele ediyorum. İyi de muhalefet partilerimiz nerede? Bana mı söylüyorsun? Bana mı söylüyorsun? Siz şikayet ediyorsunuz. Muhalefet partileri nerede? Onlardan biraz konuş, onlara da biraz bahset muhalefet partilerinden. Abi, ondan bahset, ya, onlar dinlendirmek ya, lazım sizin bu söylediklerinizi. Şu an muhalefet yürütmek, iktidar yürütüyor. Muhalefetin vazifesi ne? He? Muhalefetin vazifesi ne? Evet, muhalefetin vazifesi ne? Sizin bu söylediklerinizi dinlendirmek, ya, mani olmak. Muhalefet olaraktan gör o zaman. Onlardan hiç bahsetmiyorsun, onlardan bahsetsene. Evet, onlardan bahsetsene. Onlar nerede? Onlar onlarla ortak olmasa böyle bir düzen olmaz. Kim ortak ya, oluyor? Muhalefet mi? Evet, bu söylediklerinize karşı çıkmayanlar. Var. Evet. Al. Neyse, o kadar konuşmak istemiyorum. Konuşmak değil, onlar için de konuş. İki kelime peki de onlara. Peki abi, muhalefetin ne suçu var? Gel buraya. Bir şey attın ortaya, gel abim, gel buraya. Muhalefetin ne suçu yok? Manefet yapsınlar. Manefet yaptırmıyor. 3 trilyonluk ev istemiyorum. Ben de 5 trilyonluk istiyorum. Ben de 5 milyarlık araba giymek istiyorum. Niye bizi ucuza alıştırıyorlar? Sen şunu ye diyorlar, bana bunu yeme diyorlar. Bana onu diyemez. Ben de burada, bu ülkede yaşıyorsam en iyi şartlarda beni yaşatmak zorunda bir ülke. Gelen benden daha çok güzel alışveriş yapıyor. Ben acaba 5 lira indirim yapabilir miyim, 10 lira indirim yapabilir miyim? Öyle değil. En üst katta oturmak istiyorum. Bana diyorlar ki 15 milyar. Diyor ki alt katta otur. Niye alt katta oturayım ki ben? Ben de o üst katta oturmak istiyorum. En iyi dairede oturmak istiyorum. Konuşuyorlar ya, sinir oluyorum yani. Böyle insanlara, bizi aşağı düşürdükleri için nefret ediyorum açıkçası. Ablam yani, peki belli bir kısım senin niye lüks yaşamanı çok görüyor? Mesela gençlere de bu sıkıntı var. Çünkü sana öyle alıştırıyorlar. Şükürcülük. Allah'a şükür bir ekmek buluyorum çünkü ben niye dönerimi, kavurmamı, tatlımı en güzel yerde yemeyeyim? Anladın mı? Şükür ettiriyorlar sana. Bir ekmek buluyorsun ya, soğan ekmek. Çünkü ben çalışıyorum, evde 10 kişi çalışıyor. Bana şükrettirme öğreniyorlar. Niye ben bir kocamın çalıştığına yetemiyorum? Şuna ben şey yapayım yani. Ben şu an durumum çok iyi. Onların için biz savaşıyoruz. Onlar bizi tukaka görüyorlar bir de. Ben 5 milyarlık ayakkabı giyebiliyorum. Onlar ama 1 milyarlık ayakkabı şükrediyorlar. Demiyorlar ki ben 5 milyarlık ayakkabı niye giymeyeyim diyor mesela. Ya sorunumuz bu. Sorunumuz ne? Başımdaki insanlar bir kap yemeğe şükrettiriyor. Sana diyor ki az ye. Benim az yemem onu ilgilendirmez. Ben iyi şartlarda yaşamak istiyorum. Ama onlar peki, onu istemiyorlar. Senden niye kendileri yapmıyor bu işi? Onlar mı? Onları seçenlere şey yapacaksın. Kaç trilyonluk ayakkabı giyiyorlar, kaç trilyonluk çanta takıyorlar veya kaç trilyonluk başörtü takıyorlar değil mi? Sana da diyorlar ki oradan şey yap, az parayla yaşa veya az şeyle yap diyorlar. İmkanlarla yaşa diyorlar. Onlar da öyle yani. Yapacak bir şey var mı ben de bilmiyorum. Artık umudumuz kaybet. Ben oy vermek bile istemiyorum artık bu seçimlerde. Gençlerin umudu da bitti ama. Biter tabii. Bak şimdi insanlar şunu anlamıyor. Ben 15 milyar, 20 milyar Maltepe'de evler. Asgari ücret kaç para? 11.42. Sana diyor ki yetecek. Ne yetecek ya? Ben 7.5 milyar maaş alıyor koca. Kiram olsa benim. Ben 7.5 milyarla nasıl geçineceğim ya? Mümkün yok yani. Mümkün yok.
Ya senin oradan gelirin varsa ben yaşayabiliyorum. Yani bu insanlar 5 milyara nasıl yaşayabiliyorlar ben bir türlü anlamıyorum yani. Bir de yani hasta oluyorum açıkçası yani. Ablam peki tasarruf yapıyor musun 7500? Hayır, ne tasarrufa? Benim çocuklarım var, evim ablam, var. Ablam sen güldün, gel. Abla evim iki abla iki yapıyorum. Abla gerisine gelelim, gel. Benim evim var da ablam, ben yapabilirim. Emekli misin? Emekliyim. Ablam gel. Sen kaç para alıyorsun? Şükürcü müsün? Ha yok, ne şükürcüsü sen de Allah'ını sen. Huzur evinde kalıyorum, huzur evinde. Nasıl düşün ablam huzur evinde peki yani? Hiç düştüm. Yaşam şartları mı? Yaşam şartları. Çoluk çocuk da bakmadı. Yok canım ya, ben kendi isteğimle gittim. Kendi isteğimle gittim. Ve rahatım. Çocuk var mıydı? Var. Ya hep huzur evinde kalındığı zaman çocuk var mı diye soruyorlar. Yok, adı üstünde huzur evi. Yani hiç, yani oradaki koşullar nasıl? Şimdi sonuçta devletin, devlet mi özel mi? Devletin. Ya yani şartlar nasıl? Yani o yeni yapılan bir şey, huzurevi. Ya yani şey yeni olduğu için bütün bize uygun yapılmış. Belli bir ücret alıyorlar mı yoksa? Tabii devlet... tabii canım, veriyoruz. Ne kadar veriyorsun abla? Onu söylemeyeyim, ben de kalsın. Yani 7500'e 7500 mi alıyorsun? Evet. 7500'e ne kadar yakın bir para ödüyorsun mesela? Yani, o ben de kalsın. Ama ablam geri onu verdin, geri kaldıktan sonra sana yetiyormuş devlet senin bütün olarak. Allah'ını severseniz yani, bu hayat şartlarında yani bir şey yapmış olsan da tamam orada kalıyoruz ama kendimizin de özel ihtiyaçlarımız var. Ablam geldi, ablam yanına. Beylikdüzü huzurevi. Allah'ın şahane diyor. Beylikdüzü huzurevi. Peki ablam emekliğin yok. Hadi huzurevine gidemeyeceksin. Ne yapacağız? Hiç şeyi yoksa, geliri yoksa bedava kalıyor. Bir de ek veriyorlar, ek para veriyorlar. Peki ablam senin yaşındakiler yani yurt dışında emekli olanlar cirit atarken sen şimdi emekli maaşıyla emekli şeyine mağdur kalmışsın. Evet, maalesef. Maalesef, maalesef. Maalesef. Yani orada da kalsak yani hiç şey de yapsak cebimize 7500 liraya ne yapıyorsun ki kardeşim ya? Millet aç. Geçen minibüsle gidiyorum. Adamın birisi salatalık domates topluyordu çöpten. İşte biz bunu anlattığımız zaman bize diyorlar ki siz ben çok oğlum, ülkeyi sata sata ne kodu? Biz kaldık, satılmadık. Ekmek alamıyoruz be. 30 lira olmuş bir ekmek. Huzur evi yaşıyormuş bak, o da aynı sıkıntı yaşıyor. Ha? O da huzur evi. Yedi. Şehitler Çanakkale Köprüsü'nü yaptı. Dedi ki günde şu kadar araba geçecek dedi. O istediği şekilde verilen taahhüt yerine gelmiyor. Senin benim vergilerimle şey yapıyor. Ondan sonra şehir hastaneleri yapıldı. Ondan şehir hastanelerinde yine şeyleri beşli çete yaptı. Ondan sonra istediğin kadar şey hasta gitmezse onun da vergileri bizimizden, onun da ücretleri bizden çıkıyor. Ablam iki gün önce otobanlara ve köprülere zam geldi. Zam geldi. Hadi bizim arabamız yok, şunumuz bunumuz yok olan ama hiç olan ne yapacak? Yaya artı, geçecek. Artı ticaret yapanlar ne yapacak? Evet. Onu düşünen yok. 29 Ekim'i kutlamak istemiyor. 28 Kasım'da Filistin için miting yapacak. Bu ne biçim periz? Bu ne biçim lahana turşusu? Niye bu kadar Atatürk'ün isminden korkuyorlar? Geliyorlar bizim huzur evinde de mevlüt okuyor şeyler, hocalar. Bütün herkese dua ediyorlar. Artık bir gün kendimi tutamadım. Ya dedim ya niçin dedim Atatürk'e dua etmiyorsun? Ettim ya diyor şehitlere. Atatürk dedim şehit değil ki, gazi. Peki, ne dedim isminden bu kadar korkuyorsunuz?